Günaydın abi, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Talip Aktaş'la bu sabah birlikteyiz. Nuri Sergen'e bağlandık. Hemen piyasaya döneceğim izninle. Belirsizlik devam ediyor açıkçası. Hangi konuda? Borsada işlem vergisiyle ilgili belirsizlik. Dün yeni bir resmi açıklama aslında yoktu. Bir önceki akşamdan Sayın Cevdet Yılmaz'ın açıklamasıyla sabah başlamıştık, dün sabah. Onun üstüne bir spekülasyon dolaştı. Ya daha az oranda olabilir diye, ama bunun hatta işte Cumhurbaşkanı'nın buna karşı çıktığına ilişkin tamamen spekülasyon, bir resmi açıklamanın olmadığı bir dedikodu da gene dolaştı. Piyasa yukarıya gitti ama ne olduğu hala belli değil. Ve bir açıklama da gelmiyor, hala gelmiyor. Ben en azından dünkü o söylentinin üstüne bir açıklama gelir dedim, o da gelmedi. Hani ya hakikaten bindik bir alamete. Gidiyoruz nereye Nuri Sevgen? Borsada vergi belirsizliği ne dersin? Meslekte benim 32. yılım. Birçok vergiyle ilgili düzenleme ve bununla ilgili spekülasyonlar gördüm meslek hayatımda. İlk defa bu kadar belirsizliğin, umursamazlığın olduğuna şahit oluyorum. Bu da ister istemez insanda kötü niyet mi var acaba diye düşünmeye sevk ediyor. Bu hoş değil çünkü belirsizlik sıkıntı. Dün de piyasada o kadar fazla spekülasyon vardı ki işte torba yasa taslağının dolaştığına şahit olduk. Ne kadar doğru bilmiyorum. Sosyal medyada dolaşandan bahsediyorum. WhatsApp gruplarında birbirine atılanlardan bahsediyorum. Vergi oranının 10 binde 1, 2 değil de 100 binde 4 olacağına dair söylentiler mi istersin? Yine sosyal medyada Cumhurbaşkanı'nın bunu veto ettiğine dair söylentiler mi istersin? Her türlü söylenti vardı ama resmi kanaldan arkadaşlar biz şunu yapacağız, bunu yapacağız, bunda kararlıyız, oranımız da bu. Maksimum bu olacak. Amacımız da bu denmesine dair bir açıklama görmedik. Dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısının bir gün önceki 2-3 cümlelik bir açıklaması vardı ama o da çok da tatmin etti mi etmedi mi belli değil. Çünkü kaç gündür konuşuyoruz. 10 binde 1 bile ki 10 binde 2 de olabilir deniyor. Çok yüksek bir rakam. Neden? Çünkü Türkiye'deki aracı kurumlardaki komisyon ortalaması. Bu komisyon ortalaması içerisinde HFT dediğimiz çok yüksek frekanslı algoritmalarla işlem yapan, büyük işlem hacmi yapan müşteriler de en küçük yatırımcı bir tane iki tane hissesini alan ve komisyonu en yüksek olan yatırımcının da toplam ortalaması yapılan analizlere göre ben oturup yapmadım. Yapan güvendiğim arkadaşların analizlerinden bahsediyorum. 10 binde 3.2. 10 binde 3 deseniz yani 10 binde 2 dediğiniz rakam çok ciddi bir rakam oluyor. Bu yüzden bundan dolayı spekülasyonlar rahatsız edici. Tabii bir de bugünün bir özelliği var. Bugün çarşamba. Normal çarşambalardan farklı olarak bugün yapılan işlemlerin takası cuma günü olacak. Bu hafta cuma günü. Ama yarın yapılan işlemlerin takası ta bir hafta sonra ayın 19'unda yapılacak. Yani bayram tatili ise bile bugün de o yüzden dün genelde salı günleri ve çarşamba günleri yani bundan dolayı satışlar hep olur. Dün özellikle bu havadan dolayı acaba vergi gelmeyecek mi gelirse oran çok mu düşük olacak spekülasyonlarından dolayı dipten bir dönüş yaşadık. Hatta bunu eğer müsait olursa bir grafikte de yansıtmak istiyorum ekrana. Arkadaşlarla görüşüm yapabileceklerini söylemişlerdi. Ekrana geldi mi şu anda Barış görüntü? Ekranda. Tamam çok güzel. Şimdi burada özellikle göstermeye çalıştığım şey şurası. Grafikle daha iyi şey yapayım. Bakın şurada işaret okunu koydum ben. bu ortalamaların kestiği yer 10.300-400 civarlarına geliyor. Ve aynı zamanda düşen bir trend kanalımız var. Şurada gördüğünüz gibi düşen bir trend kanalımız var. Bu düşen trend kanalı aşağı doğru devam etti böyle. Ve dün döndüğü yerde şu okla gösterdiğim bölge. Yani tam da düşen trend kanalının alt bandından döndü. Burası 10.000'in hemen altı. 9.800-9.900 civarları. Buradan yukarı doğru yine yükselen bir trendimiz var. Bu da uzun vadeli trendimiz. O trende yani 10.160 civarlarına değdi ve tekrar satışlarla karşılaştı. Satışların karşılaşması da aslında çarşamba günü yani bugün gelecek olan satışlar hazır alıcı bulmuşken salı günü mü yapalım satışları gibi görünüyor. O yüzden bugün benim düşüncem gene çarşamba günü olması itibariyle bir miktar satış gelebilir. Ancak bu trendin altına yani şu alt olarak gösterdim 9.950-70 bu bölge buranın altına kayması ihtimalini zayıflatıyor. O yüzden geri çekilmelerde buralar destek bulacağımızı tahmin ediyorum ve bugün büyük ihtimalle artı olma ihtimali de var. Tabii burada küçük bir not düşeyim. Bana hep şey soruyorlar yani
Diyorlar ki hocam sen Haziran, Temmuz, Ağustos ayları çok iyi geçecek diyordun. Ne oluyor? Hep satışıyoruz diyorlar. Evet ama o dönemde vergiyle ilgili böyle hiç beklemediğim bir şey oldu. Ceteris paribus demek artık dilimize pelezenk oldu. Yani mevcut bilgiler ışığında konuşmak durumundayız. Mevcut bilgiler ışığında da böyle bir beklentimiz yoktu. Şimdi eğer bugün de vergiyle ilgili olumlu ya da olumsuz herhangi bir açıklama gelmezse bu söylediğim şeyler. Ha eğer olumlu gelirse yani vergi almayacağız ya da alacağımız oran çok daha düşük bir oran olacak derlerse hareket çok daha sert olabilir yukarı doğru. Ya da hiçbir açıklama gelmez. Benim söylediğim senaryolarla muhtemelen 9.950-70 civarlarından bir destekle 10 bin üzerinde bir kapanış yapma ihtimalimiz kuvvetli. Ve burada da demin okla gösterdiğim şu yükselen trend olan 10.200 civarlarına doğru yeniden bir hamle yapma potansiyelimiz var ama şu düşen trendin üst bandı ve aynı zamanda ana trendimiz üzerine atmadan yani 10.250-300'ün üzerine atmadan da yukarı doğru potansiyelden bahsetmek şu anda net mümkün değil. Ama gördüğüm kadarıyla dünkü hava bana biraz umut verdi. Hem işlem hacminde önemli bir hareket vardı hem de dipten doğru bir ilk defa kaç günlük düşüşün arkasından bir yükseliş olması ve hacimli bir hareketin olması umut verdi. Bugün o yüzden takas avantajının, dezavantajının ortadan kalkacağı bir gün de olma ihtimali var. Yani demek istediğim eğer siyasiler bu ortamı bozmazsa yani siyasilerden kastım ekonomik anlamda hükümetin ekonomi kanadı vergiyle ilgili olumsuz bir açıklama yapmazsa bugün yukarı doğru potansiyelimiz yüksek gibi görünüyor. Çünkü asıl takas avantajından dolayı satışlar dün yapılmış gibi görünüyor. O yüzden ben bugün büyük ihtimalle artı kapatacağını düşünüyorum. Ha olur da olmazsa ne olur o trendin altına gelirse demin söyleyeyim. 9.800'deki o daha önceki zirve seviyenize kadar bir geri çekilme olur. Benim tahminim artık buralarda yavaş yavaş taban yapıyoruz. Çünkü satışlarda hacimler daraldı. Eğer dediğim gibi bir daha altını çizerek söylüyorum. Vergiyle ilgili 10 binde 1-2 gibi böyle oranlar eğer yapacağız, kararlıyız bu konuda açıklaması gelmediği sürece artık buralarda dip yaptık gibi görünüyor bence. Ha bu haber gelirse orada farklı şeyleri konuşabiliriz. Umarım gelmez. Peki şimdi haberin gelmemesi ve geldiği senaryoyu da konuşalım. Diyelim ki Nuri Sevgen böyle bir şey konuşuldu. Çünkü Sayın Cevdet Yılmaz tartışıyoruz Evet, demişti bunu. netlik yok Hani hayır, netlik henüz. yok diye ifade etmişti. Tartıştılar diyelim. İşte sektörle müzakere ettiler ki bence çok öncesinden keşke bu müzakereler olsaydı, temaslar kurulsaydı. Bizde bir şey çıkıyor sonradan. Hele hele vergi konusu Hele söz vergi konusu. konusu. Yani çok önceden bunu bence sektör ve etkisi konuşulup değerlendirilmeliydi. Diyelim ki sonrasında değerlendirildi. İşte bürokratlar da dedi ki ya bu gerçekten piyasayı çok olumsuz etkiler. İşte halka arzlar, sermaye piyasası, TL varlıklar derken bu nereden çıktı diye. Ve dendi ki ya biz bundan şu an için vazgeçtik. Böyle bir şey olmayacak. Böyle bir haber resmi olarak deyip altını çizeyim. Gelirse piyasa eski dinamiklerine döner. Mesela bugün Şenol Turan yazmış. Ya diyor ki gri liste konuşuyorduk. Moody's not artışı Evet. konuşuyorduk. Olumlu bir hava. Şu an ne oldu? Bir Baskılandı. anda baskı oldu. Ne dersin Nuri Sevgen? Evet kesinlikle haklısın. Bu güzel beklentiler içerisinde ki bilançolarda gelmiş artık kabaca büyük çoğunluğu halledilmişken yukarı doğru potansiyel artar. Çok sert bir yükseliş görebiliriz. Bir anda 10.300-400'lerin üzerinde bir hareket görme ihtimalimiz var endeks yüzde. Sert bir hareket ve arkasında devam eden bir trend. O beklediğimiz 11.500'e doğru hareketin başlığını görebiliriz. Eğer resmi kanaldan böyle bir şeyden vazgeçtik haberi gelirse. Ama orada da tabii doğal olarak gene güven kaybı olur. Yani o zaman yani biz niye bunu yaptık? Niye durduk yere böyle ortalığı karıştırdık olur. Dediğim gibi 30 seneden fazladır böyle bir durumum var. En buna benzer örnek 2006 yılında rahmetli Unakıtan tarafından yabancılara vergi alması ile ilgili yapılmaya çalışlandı. O dönemde de hiç unutmuyorum. Deutsche Bank sanıyorum ciddi şekilde yurt dışına bir para çıkışı yaptı. Merkez Bankası birkaç kere faiz arttırmak zorunda kaldı. Ortalık bir karışmıştı. Piyasalar ciddi allak bullak olmuştu. Uzun süre bunun etkisini yaşamıştık. Sonra bundan dönülmüştü. Ama bu bir sıkıntı. Bir de şu var. Yani aslında vergi eğer amaç burada nedir? Yani hızlı giriş çıkışları engellemek demişti Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Hızlı çıkışları da girişleri engellemenin yöntemleri var. Yani 400 yıllık bir piyasadan bahsediyoruz. 1630'larda ilk bunun spekülasyonu biliyorsun dün de konuştuk. Lale soğanı çılgınlığı. Yani burada da yapılan aslında türev piyasaların ilk defa gündeme gelmesi ve türev piyasalar kaynaklı olarak yaşanan bir durum da aslında bu. Sonrasında işte hisse senedi kredisi verildi. Pardon, orada hisse senedi yoktu.
Lale soğanı için krediler verildi, margin kollar büyüdü falan filan gibi sorunlar ortaya çıktı. Dünya ilk defa türev piyasalarda büyük bir sıkıntı işte yıllarca sanıyorum 100 yıla kadar türev piyasalar yasaklandı Avrupa'da. Yani o yüzden o dönemde böyle bir sorun oldu. Ama bunun engelleme yöntemleri farklı. Eğer siz işlem vergisi getiriyorsanız bu işlem vergisi toplam komisyon oranının neredeyse yarısından fazlasını ifade ediyorsa ortalamada bu bir sıkıntıdır. Ama siz vergi getirin tabii dünyanın bütün gelişmiş piyasalarında vergi var. Toplam gelirinizden vergi almak devletin en büyük hakkı. Bu yapılabilir. Ama gelirden yani kazançtan vergi alınır. Kayıptan vergi almaz. İşlem hacmi transaction vergisi alıyorsanız da bunun limitleri bellidir. Ve amacı da bellidir. Bu amaçları vurgulamanız lazım. Ha diyorsanız giriş çıkışları engelleyeceğiz. Alıştan vergi almazsınız. Satıştan vergi alırsınız. Böylece ne olur? İnsanların satmasını biraz daha az teşvik etmiş olursunuz gibi. Veya HFT'lerde büyük bir sorun eğer görüyorsanız bu HFT'lere özel bazı kuralları getirirsiniz gibi yöntemler olabilir. Ama biz hiçbir şey görmüyoruz. Yani bize deseler şunu yapacağız, bunu yapacağız. Hiçbir şey yok. Ha, sadece spekülasyon var. Herkes konuşuyor. Konuştuğu zaman da kafalar karışıyor. İnsanlar böyle bir garip şekilde ekrana bakıyor. Biz de o durumdayız profesyoneller olarak. Bunun ortadan kalkması hepimizi rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Aksi takdirde maalesef kötüye kullanımlar oluyor. Bunu engellememiz lazım. Evet, netlik her Evet. zaman şeffaflık çok önemli piyasada. Herkesin aynı anda bilgiye erişimi, yani bu ekonominin değil mi Nuri Sagen, temel kurallarından bir Aynen tanesi. öyle. Aynen öyle. Kesinlikle. Biraz daha dikkat inşallah diyelim. Çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.